Çok şekilli bir kutu. Şimdi şöyle içini açalım. Şöyle bakın göstereyim. Şu tıraş kutusu, tıraş makinesinin kutusu arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Aralık ayının ikinci tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün güzel bir klasik tıraş makinesiyle tıraş alacağım. Bailey marka bir tıraş makinesi aldım arkadaşlar. Aynı zamanda Proraso isimli bir İtalyan markası. Çok ünlüymüş bu arada, ben de yeni öğrendim. Yeni yeni öğreniyoruz biliyorsunuz bu tıraş meselelerini. Ve onun bir sabununu aldım. Onunla beraber tıraş olacağım. Peki nereden aldım bunları? Belki onu merak ediyorsunuzdur. Şimdi şöyle, bu tıraş videolarını yapmaya başlayınca insanlardan çeşitli talepler gelmeye başladı bana ve tıraşkeyfi.com diye bir siteden Şafak Bey bana ulaştı ve bu tarz videolar çekmeyi çok beğendiğini söyledi ve kendisi de anladığım kadarıyla bu tarz işlerle uğraşıyorlar. Anladığım kadarıyla bu klasik tıraş meselesi önemli bir konu ve benim videolarım da beğenildiği için ve sizler de yorum yaptığınız için arkadaşlar, ki çok teşekkür ediyorum bu arada. Böyle işte kamuoyunda da biz de bir şekilde duyulmaya başlandık. Şafak Bey bana ulaştı ve bazı ürünleri tavsiye etti. Ben de gittim. Kendi paramla bunları satın aldım. 3 tane tavsiyesi olmuştu bana. Bailey marka bir tıraş makinesi. Proraso'nun bu söylediğim, şimdi birazdan detaylarını vereceğim sabunu. Ve bir de bir Razorak isimli bir markanın sentetik tıraş fırçası. Onu alamadım. O biraz pahalı geldi bana açıkçası. 180 TL gibi. Hani alamayacağımdan değil ama dedim o kadar parayı oraya vermeyeyim. Farklı öneriler de geldi bu arada. Sizin de öneriniz olursa bu videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdi ilk önce tıraş makinesinden başlayayım. Hepsini burada.com üzerinden aldım arkadaşlar bu arada ama parasını verip aldım. Bir sponsorluk vesaire yok. Şöyle güzel bir kutuda gelmiş ama bakın çok dikkat edin buraya. Çok şekilli bir kutu. Şimdi şöyle içini açalım. Şöyle bakın göstereyim. Böyle bir kutu, kağıt içinde geliyor. Şimdi Bailey tıraş makinesi. Modelini de belki merak edenler olabilir arkadaşlar. BR171. Şöyle açıyoruz. 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 Şöyle gördüğünüz gibi çıkardık. Şu tıraş kutusu, tıraş makinesinin kutusu arkadaşlar. Böyle derbiden bir 10 tane bıçak çıkmış içinden. Bir de buradan Bic'ten de bir, bununla kaç tane? Bundan 5 tane tıraş bıçağı var. Bunları bir kenara kaldıralım. Victory Shavers yazıyor. For real men. Yani gerçek erkekler için diyor. Anladım. Çin malıymış bu arada. Öyle yazıyor kenarında. Made in China diyor yani. Şöyle kutusunu da çıkardık. Bu arada böyle şekilli bir kutusu daha var. Şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Az önce söyledim, BR171 modeli Bailey'nin. Şöyle açıyoruz. Bakın şöyle bir aynamız var içinde. İçinde de bu arada bir tıraş bıçağı var. Şöyle göstermiş olayım. Tıraş bıçağımız da var. Bu da tıraş bıçağının kendisi arkadaşlar. Makinesinin daha doğrusu kendisi. Şöyle göstereyim. Bu aslında basit bir sistem. Biraz ağır bu arada. Yani malzemesi kaliteli bu arada. Dangit değil yani. Çelik ya da böyle metal malzemeye benziyor. Şöyle göstermiş olayım. Mekanizma basit aslında. Şöyle çıkartıyorsunuz. Şu şekilde kafa çıkmış oluyor. Şöyle göstereyim. Bu da jileti koyacağımız parçalar. Şöyle göstereyim. Şimdi koyalım hatta jileti sizinle beraber. Şuradaki kendi içinden çıkan jiletten koyacağım. Burada bir tane var. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar, biliyorsunuz. Kesici aletler bunlar. Gördüğüm kadarıyla klasik tıraş konusunda bayağı bir insanlar meraklı, talep ediyorlar. Şöyle koyalım. Dikkatlice parmağımızı kesmeden. Ama bu tip makinelerde birazcık dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Normal makineler gibi değil. Bu arada bayağı sakalı uzattım ben, farkındaysanız. Bu ürünlerin gelmesini bekliyordum. Birazcık geç yolladı. Hepsi burada.com sağ olsun. En azından sabun geç geldi. Tıraş makinesi hemen geldi. Evet, şöyle taktık. Evet, iki tarafında
kullanabileceğimiz bir şeyimiz hazır. Bu arada tıraş sabunundan da bahsedeyim. Markamız bu, Proraso. Gayet güzel bir marka bu arada. Bayağı bir şey fanı var bu markanın gördüğüm kadarıyla. İtalyan markası. Fakat Şafak Bey bana bunun sandal ağacını önermişti ama yoktu ben sipariş verirken. Ben de okaliptüs aldım. İnşallah iyi olur diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bu aynı zamanda arkadaşlar köpürtme tası olarak da kullanılabiliyor. Şöyle göstermiş olayım. Beyaz. Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Bir. Evet, okaliptus. Nane emtrak bir. Çok keskin olmasa da nane kadar kokusu var. Şimdi ne yapacağız? Benim ucuz olan tıraş fırçam. Bunu köpürteceğiz. Birazcık ıslatalım. Bu arada tıraş fırçasını da değiştireceğim arkadaşlar. Onunla da güzel bir şey alacağım. Bir iki öneriniz oldu. Az önce söylediğim gibi farklı öneriniz de varsa da her zaman almaya hazırız. Şimdi şöyle birazcık köpürtelim. Köpürtme tası olarak da kullanabileceğimizi söylemişlerdi. Şöyle kapağını kullanıyorum ben bu sefer. Biliyorsunuz nasıl yapıyoruz bunu? Birazcık bunu böyle sürüyoruz. Şimdi üzerinde hava kabarcıkları var. Hava kabarcıkları gidene kadar, kremamsı bir kıvam alana kadar şöyle şöyle yapıyoruz. Hala almadı. Kendi tasında yapacağım da kendi tası şu an çok şey dolu. Hani belki biraz daha azaldıktan sonra yaparım o şekilde. Şimdi bir kapağını da yaptım. Kusura bakmayın yani lütfen bu konuda. Evet, fena da olmadı. Evet, şu anda hazır gibi. Şimdi yüzümü ıslatayım ve tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, yüzümü ıslattım. Söyleyeyim mi? Biraz sakallar da uzadı vallahi. Bakalım nasıl olacak. Dikkatli olmakta fayda var yalnız. Sakallar uzamışken özellikle. Bir de bu şimdi dediğim gibi makine bunlar. Klasik makineler biraz daha keskin oluyor. Dikkatli şekilde yapmak gerekiyor. Bu arada onu da öğrendim. Biraz internette araştırma yaptım. Yüzünüze 30 derece açıyla tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Tıraş bıçaklarını. Hangisini kullanırsanız kullanın. Bu böyle 30 derece gibi bir açı. Çok dik değil, çok da yatay da değil. 30 derece iyidir. Ne kadar 30 derece diye merak ederseniz birazdan göstereceğim size. Bu arada bu da güzelmiş yani. Çok yakmıyor. Hani okaliptus dedik ama böyle cayır cayır bir şey yok. Şu anda tabi bunu size anlatamıyorum ama. Evet, şimdi bol bol köpüğümüzü de sürdük. Güzel oldu yalnız bu arada. Hissi de güzelmiş. Şimdi tıraşa başlayacağız arkadaşlar. Makinemizi ıslattık. Şimdi az önce söyledim 30 derece dedim. Şu şekilde şöyle hafif bir açıyla başlayacağız vurmaya. Hadi Bismillah diyelim. Gayet başarılı bu arada. İlk birkaç saniyedeki izlenimim böyle. Biliyorsunuz çok uzun olduğu için sakallar tek seferde almayabiliyor. Hafif hafif bir yanmaya başladı yalnız okaliptüsten dolayı. Çok hafif ama. Yani böyle ferahlık tadında bir yanmadan bahsediyorum bu arada. Fiyatları belki merak ediyor olabilirsiniz. Bu ürünü ben 72 liraya aldım ama şu an 90 TL civarında. Tıraş köpüğünü de, Proraso'nun tıraş köpüğünü de 43 TL'ye aldım arkadaşlar. Söylediğim gibi parasını verip aldığım ürünler bunlar. Bir sponsorum falan yok. Duyurulur buradan jilete. Yok, şaka maka jilete bir talepte bulundum bu arada arkadaşlar. Sizden bir talep geliyordu. Bu Heated Razor diye bir ürünü var. Jiletin Türkiye'de yok galiba o. Isıtmalı bir tıraş bıçağı, enteresan bir şey. Aslında böyle makyajın falan ısıtmalı bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Fakat yurt dışı fiyatı bir 200 dolar. Türkiye'de de 2500'e falan satılıyor dendi ama görmedim ben. Belki de vardır. Onu istedim jilette ama bir ses çıkmadı henüz. Bakalım. Çıkarsa onu da test ederiz böyle, değil mi?
arkadaşlar. Fena olmadı. Güzel oldu. Biraz uzun olduğu için bazı yerleri atladığım olmuştur. Şu anda şuralarda var mesela. Oralarda şöyle ufak ufak sürüp. Aslında dediğim gibi bir tur daha geçebilirsiniz bu arada. Bu birazcık sakallarım çok uzun olduğu için tek seferde alınmış olabilir. Şuralara birazcık köpük sürüp tekrar bir alacağım şimdi. Normalde iki turda atabilirsiniz bu arada. Yani bir kez tıraş olduktan sonra bir kez daha böyle daha sağlam şekil olsun diye bir kez daha alabilirsiniz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ben video çok uzamasın diye iki kere tıraş olmuyorum. Sıkıcı olabiliyor insanlar için. Şu anda ufak tefek pürüzleri de almış olduk. Evet. Yüzümü yıkayayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, yüzümü yıkadım, kuruladım ve karşınıza çıktım. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir kesik oluştu. Ama o birazcık benim dikkatsizliğimden dolayı olan bir şeydi. Bir de söylediğim gibi bu tarz hani klasik tıraş bıçakları konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Kartuşlu makinelere kadar kolay değil bunları kullanmak. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsanız benim gibi şöyle şuranızı keserseniz arkadaşlar. Puanlama tarafına gelecek olursak, biliyorsun bir puanlama sistemi başlatmıştım bir önceki videoda, BIC videosunda. Artık bütün tıraş bıçaklarına bir puanlama vereceğim. Ama bu puanlama her zaman hani iyidir kötüdür olarak algılanmasın. Kategorisine göre birazcık puanlama veriyorum. Mesela bu ürüne dikkatli tıraş ol yoksa keser diyorum, ama kötü olduğu için değil, bu tarz klasik tıraş bıçaklarının ne yazık ki böyle bir durumu söz konusu. Birazcık tecrübeli olmanız gerekiyor. Birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle hani kartuşlu makine gibi cart 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 almayın. Dikkatli kullanmanız gerektirdiği için buna da böyle bir puan veriyorum. Şuradan şimdi genel sıralamayı çıkartayım ve sadece bu ürüne verdiğim puanı da göstermiş olayım. Şimdi onu da gösteriyorum şurada. Bu da bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün sizin karşısına Bailey tıraş makinesi ve Proraso'nun bu okaliptüslü tıraş sabunuyla çıktım. Yakın zamanda söylediğim gibi tıraş fırçamı da değiştireceğim. Onun için de araştırmalarım devam ediyor. Yorumlarınız olursa makul mantıklı fiyatlar çerçevesinde onları da alacağımı söyleyeyim. Bu ürünle ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi, şöyle bir özelliği var mı, şunları yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında hemen şu aşağıda yorumlar var, biliyorsunuz. Esirgemeyin, yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliğinizi bekliyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İstiyorsanız beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.